Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte soru cevap yapacağız. Sizlerin sormuş olduğu soruları cevaplayaraktan aklınızdaki tüm soru işaretlerini silmiş olacağım. Öncelikle birinci sorumuzdan başlayalım. Floransa Davut ve Kızıl ne kadar birikimle girmek lazım? Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim demiş bir arkadaşımız. Şöyle söyleyeyim Floransa Davut etkinliğinde arkadaşlar kendi sunucunuz ve diğer sunucuların ortalama kaç devlet gücüyle Florence Davut'a aldığının bir oranını çıkarmanız gerekiyor. Mesela 700'e mi gidiyor, 800'e mi gidiyor, 1 milyara mı gidiyor arkadaşlar? Bunun bir ortalamasını çıkarın. Sonrasında iyi analiz etmeniz lazım. Son etkinliklerde, son 2 ya da 3 etkinlikte kimler ne kadar devlet gücü bastı? Bunları analiz edin arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim mesela arkadaşlar. Ortalama işte sizin sunucularınızda ve yakınlarınızdaki sunucularda 1 milyara gidiyorsa elinizde en az 1.2 milyar ya da 1.3 milyar birikim olsun. Yani 200-300 milyon fazladan birikiminiz olsun. Yeni sunucularda bu rakam biraz daha az olabilir. 50-100 milyon fazlası yapabilirsiniz. Kızıl Eftelya'ya gelirsek arkadaşlar. Kızıl Eftelya biraz sıkıntılı bir etkinlik. Bu yüzden bunun analizi çok önemli. Yani yaptığınız arkadaşlar analiz çok önemli. Şöyle yapabilirsiniz. 4-5 etkinlik boyunca sürekli rakipleri, sunucuları takip ederekten onların bir listesini oluşturun. Ve ortalama kaça gidiyor sunucularınızda? Örneğin 40K'ya mı gidiyor? 50K'ya mı gidiyor? 60K'ya mı? Bunun bir oranını çıkarın, ortalamasını alın. Mesela 55K'ya mı gidiyor arkadaşlar? Elinizde en az bakın söylüyorum en az 60K maksimum 70K olabilir. Yani 70K'nın üzerine de geçebilirsiniz ama elinizde en az 5K fazlalık olsun. Çünkü rakibin ne kadar birikim yaptığını, ne kadar süredir birikim yaptığını bilemeyeceğiniz için en az 5 ila 10k arasında fazladan samimiyetiniz olsun. Bu şekilde oynayabilirsiniz. Ve e, stratejik oynamanız gerekiyor. İlk günden basarsınız arkadaşlar. Elinizdekilerin hepsini bitirirseniz rakiplerinize bir avantaj sağlamış olursunuz. Çünkü sizin elinizde daha devamın olmadığını düşünürse ve elinde daha fazladan varsa basar ve sizi geçebilir arkadaşlar. O yüzden rakibinizi inceleyin ilk gün bir analiz edin. Sonrasındaki günlerde katılın. İkinci ya da üçüncü gün katılabilirsiniz bu etkinliklere. Tüm söyleyebileceklerim bu soruyla ilgili bu kadardı. İkinci soruya geçelim. Hangi etkinliklere birikim yapmalıyız demiş bir arkadaşımız. Etkinlikler arkadaşlar sıkıntılı. Nasıl sıkıntılı? Birikim zaten başlı başına sıkıntılı. Eskiden moderatörken de bunu defalarca söylüyordum. Videolarımda da defalarca söyledim. Birikim olayı riskli bir olay ve bu riski biz birikim yaparaktan kabul etmiş oluyoruz arkadaşlar. O yüzden birikimi önermiyorum ama birkaç tavsiyede bulunabilirim. Şöyle bulunabilirim arkadaşlar. Bu dörterken de daha sonrasındaki süreçte de tek değişmeyen etkinlik, birikim yapılabilecek etkinlik Narajık arkadaşlar. Çünkü her ayın ikinci haftası bu etkinlik geliyor. Yani doğal olarak Narajık'ta birikim yapabilirsiniz. Bunun dışında hangi etkinliklerde yapabilirsiniz arkadaşlar? Diğerleri gerçekten sıkıntılı arkadaşlar hançerde yapabilirsiniz ama hançerde şöyle bir sıkıntı oluyor Bazı etkinlikler araya giriyor İşte süresi kısalıyor süresi uzuyor Bunun sonucunda işte etkinlik Yaptığınız birikimler patlıyor arkadaşlar O yüzden narayış dışında tavsiye etmiyorum ama yapacaksanız da hançer etkinliğinde yapabilirsiniz Suvari şu aralar sıkıntılı İncik boncuk şu aralar sıkıntılı arkadaşlar mutfak Sabit stabil gidiyor ama o da her an patlayabilir arkadaşlar neden patlayabilir diye sorarsınız arkadaşlar şunu söyleyebilirim yeni yıl geliyor işte yılbaşı geliyor Bu yüzden yeni etkinlikler olacaktır yeni ödüller olacaktır bunun için Etkinliklerde bir oynama bir sırasının değişmesi olabilir kısalma uzalma uzama olabilir etkinliklerde Bu yüzden şu aralar Birikim yapmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar tek yapacağınız etkinlik nar aşkı olsun onun dışında Diğer etkinlikler risklidir Üçüncü sorumuza geçelim Samiyet hesaplaması demiş bir arkadaşımız. Zaten kendisi benimle Instagram'dan da iletişime geçti. Bu videomda ona yer vermeyeceğim arkadaşlar. Daha doğrusu bu soruya cevap vermeyeceğim. O yüzden yeni bir video oluşturacağım samiyet hesaplaması ile ilgili. O videomda uzun uzun zaten tüm sorulara ve tüm konulara değineceğimi düşünüyorum. O yüzden bu soruyu pas geçiyorum. Kusuruma bakmasın arkadaşımız. Dördüncü soru arkadaşlar nasıl hesap açılır? Nasıl hesaplar arası geçiş yapılır? Şunu şöyle söyleyebilirim. Şimdi telefonunuz Android ise şu yöntemi kullanabilirsiniz. iOS ise şu yöntemi kullanabilirsiniz diye ikiye ayıracağım. Android kullanan arkadaşlar hesabınızı mutlaka bir bağlantı yapın. Yani bir ya da iki bağlantı en az iki bağlantı olsun hatta arkadaşlar garanti olması açısından. Google, Facebook, işte VK ondan sonra e, Huawei olur. App Store olur. Yani App Store değil iCloud'a bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Apple'a bağlayabilirsiniz. Herhangi bir bağlantınız olsun bir ya da iki tane. Sonrasında oyunun verilerini silerekten, yani datalarını silerekten temizleme yaparak arkadaşlar hesabınızın tamamen silinmesini yani oyunun tamamen silinmesini sağlayabilirsiniz. Sonrasında tekrardan oyuna girdiğinizde sıfırdan sizin, size bir hesap açacaktır. Bu cihaz no ile giriş olacaktır. Bu cihaz no ile, ile girişte arkadaşlar eski sunucunuza geri dönüyorsunuz. Çünkü yeni sunucularda birini de açacaktır bu hesabı eski sunucuya dönerekten bu hesabı herhangi bir yeni bir hesaba bağlayabilirsiniz. İşte Google olur, Facebook olur, VK olur vesaire vesaire arkadaşlar. En son artık bütün yedek hesaplarınız oluştuktan sonra ana hesabınıza hesap değiştiriyle girebilirsiniz. iOS'ta arkadaşlar yani Apple cihazlarda da oyunda dataları silmek yok yani veri temizlemesi olmadığı için uygulamaların oyunu kaldıraraktan aynı işlemi yapabilirsiniz bu şekilde anlatabilirim bu konuda. Ya birçok yöntem var aslında yedek hesap açma ile ilgili ama en basit de sizin için bu olacaktır. O yüzden bu yöntemi kullanabilirsiniz. Ama mutlaka ama mutlaka hesabınızın bir bağlantısı olduğunu kontrol edin ve emin olun arkadaşlar bu işlemi yapmadan yoksa hesabınız elinizden gidebilir. Çünkü data datalarınız bir yere bağlı değilse verileri temizlediğiniz zaman cihaz o temizlendiği için arkadaşlar hesabınızdan olabilirsiniz. Buna dikkat edin. Dördüncü soruyu yaptık arkadaşlar şimdi 5'e geçelim Beşinci sorumuz yenilmez almalı mıyız yoksa olanı mı güçlendirmeliyiz demiş bir arkadaşımız. Şöyle söyleyeyim yenilmez alın arkadaşlar bir tane mutlaka ana bezi yenilmeziniz olsun ana bezleriniz olsun. Sonrasında diğerlerini almak mantıklı mı? Tabii ki mantıklı almazsanız %80'lik bir bonus kaybınız olacak. Neden %80'lik? Her yenilmez arkadaşlar %20 bonus veriyor yani uyum veriyor. Şöyle göstermek gerekirse. Bakın şurada sol tarafta 5. seviye olduğu için %100 bonus. Siz bir tane ile devam edersiniz yüzde %80 kaybınız olacak. O yüzden diğerlerini de alın ama bir tane vizir üzerine odaklanın ve onu geliştirin arkadaşlar. Uyumlu işte paya basın vesaire vesaire. Bu şekilde Baya ilerleyebilirsiniz. Devlet gücü olarak da vuruş gücü olarak da arkadaşlar bu vezirden. Yani yenilmezleri almak hepsine mantıklı ama dediğim gibi bir tanesine odaklanmak en mantıklısı. Bu soruyu da böyle cevaplamış olalım. Altıncı bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Kara Murat yeteneklerini pardon Kara Murat yetenekleri fullendiği zaman VIP 5 olan birisi cariyesi Lalezar. Biraz soru devrik olmuş ama bilgi, politika, itibar hangi vezire vermesi gerekiyor demiş. Güzel dege alması için dipnot da vermiş arkadaşlar. Not demiş devşirme yok. Ya ben şunu anladım arkadaşımızın sormak istediği olay şu. Kara Murat ve Lale geliştiriyorum ve tüm yetenekleri fullendi. Ben e, bu saatten sonra ne yapabilirim? Hangi vezirde hangi özelliği yeteneği geliştirmem gerekiyor diye sormuş. Onu da şöyle cevaplayalım. Güzel taktiklerimizden verelim arkadaşlar. Şimdi Kara Murat'ınız benim gibi yetenek olarak şöyle hepsi fullendiyse arkadaşlar. Elinizde Ilgaz Hatun ya da Cansaray yoksa bu önemli bir not arkadaşlar bilgi ılgaz ya da canserayınız yoksa eğer bu işlemleri yapın. Şöyle söyleyeyim politika için muhteşem arkadaşlar. Başka vezir seçmenize gerek yok. Sadece muhteşem politika için. Neden? Çünkü uyumlaması zor ama arkadaşlar kolay da aslında aynı zamanda. Neden? Çünkü belirli etkinliklerde bunun parçalarını alıyorsunuz ve uzun bir süreç hesap geliştirdiğiniz için yavaş yavaş toplanıyor bunlar. O yüzden muhteşemi öneriyorum. Zaten lalezleri geliştiren bir oyuncu ikinci bir Yarene geçmeyecekse muhteşem kesinlikle seçmesi gereken bir şey. Ha ikinci yarene geçecekse arkadaşlar şunu yapabilir. Ne yapabilir? Merzifonlu Kara Mustafa'mız nerede? Bunu seçebilir. Bilgi kısmında ya da politika kısmında bundan yararlanabilir. Ama şayet ben hoş değil yarenine geçmek istemiyorum diyorsa arkadaş. O yüzden muhteşemi seçebilir. Ya da şu da var tavsiye edebileceğim arkadaşlar. Biraz karışık olacak bu konu ama. Şöyle altlara indiğimiz zaman matrakçı nasuf var arkadaşlar. Bilgi konusunda merzi fonluyla birebir aynı. İkisi de 9 yıldız bilgisi var. Birinde işte 5'e 4 birinde 6'ya 3 şeklinde. Lalezardan sonra bu veziri seçebilirsiniz arkadaşlar. Bu yareni seçebilirsiniz. Yaren, yani vezir yaren ikilisini madiye ile beraber. Çünkü oldukça güzel bir vezir. Kendisi sonradan elde ettiğimiz bir vezir. Ama güzel bir vezir. Hani VIP 6, 7, 8, 9'ları düşünmüyorsanız 5 ile takılacaksınız arkadaşlar. Sizin işinize yarayacak bir vezir. Neden? Çünkü arkadaşlar aynı zamanda 9 yıldız gücü var. Bilgi da buradan karşılayacaksınız diye düşünüyorum. Şunu tavsiye edebilirim. Lalezar Karamurat ikilisinden sonra Ilgaz Hatun, jansar hayatınız yoksa eğer bir tane muhteşem, mutlaka muhteşem seçin politika için arkadaşlar. Sonrasında ya Hersekzade ya da Matrakçı Nasuh yarenli bir vezir seçebilirsiniz. Bunlardan birinin yarenini geliştirmeye başlayın arkadaşlar. Yetenek olarak da diğer vezirin yeteneğini geliştirsin. Mesela Hersekzade Ahmet'i seçtiyseniz arkadaşlar. Gidin Matrakçı Nasuh'un bilgisini geliştirmeye başlayın. İlerleyen zamanda zaten hoş neva da arkadaşlar bir yerden sonra duracağı için, hani tıkanacağı için daha sonrasında madiyeye geçebilir bu arkadaş. Böyle söyleyebilirim. Yani 3 tane vezir seçebilirsiniz. Karamurat'tan sonra bir tane muhteşem, bir tane hersekzade, bir tane matrakçı nasu. Merzifon'u çok öneriyordum zamanında arkadaşlar ama şu an artık Matrakçı Nosu ondan bir tık daha iyi olmaya başladı. Çünkü Merzifon'un da güç yeteneği 3 yıldız sadece. Matrakçı Nosu 9 yıldız arkadaşlar. Sizin güç ihtiyacınızı da karşılayacağı için ve yarenli bir vezir olduğu için Merzifon'lu gibi Matrakçı onu seçebilirsiniz. Dediğim gibi. Murattan sonra neva Ersekzade Ahmet bir tane muhteşem, bir tane de Madeyle Matrakçı nasıl geliştirebilirsiniz. İlk önceliğiniz her sekizade olabilir. Aslına baktığınız zaman güç olarak da ikisi de aynı arkadaşlar. Hatta güç olaraktan evet birebir aynısı. Biri 6'ya 3, biri 5'e 4 arkadaşlar. 9 yıldız. Bu size kalmış bir şey. Ama ikinci bir yaren seçmeniz mutlaka gerekiyor. Onu da belirteyim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Payelerin tutma şansını arttırmanın bir yolu var mı demiş bir arkadaşımız. Arkadaşlar payelerin geçme şansını oranını arttırmanın bir yolu yok şöyle bir maddemiz var şöyle bir hususumuz var bakın altı yıldızla girdiğim zaman şurada şu an tıkladığım yerde mesela yüzde 17'lik bir başarı şansı diyor bu hepsinin bir başarı şansı olduğu anlamına geliyor yani 5 yıldız olan yüzde 20 bu şekilde hani yıldızı düştükçe arkadaşlar oranı artıyor yüzde geçirmek için arkadaşlar 3 yöntem kullanabilirsiniz bir tanesi süper paye, bir tanesi kitap tecrübesi. Sonuncusu da arkadaşlar şöyle bir yıldız yeteneğine basmak. Tabii ki bir yıldız yeteneğe paye basmanızı önermiyorum. Şiddetle uzaklaşmanızı da tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yani kısaca arkadaşlar bu şans arttırmanın hiçbir yöntemi yok. Ya şu 3 madde süper paye kitap tecrübesi ya da bir yıldıza basmak dışında hiçbir şekilde şansınızı arttıramazsınız hani yok işte kitap bastım sonrasında paya basayım geçer mi? Geçmez arkadaşlar. Ya da şu saatte basarsam geçer mi? Geçmez arkadaşlar. Yok köpekler uludu yok kurtlar uludu arkadaşlar. O zaman bassam geçer mi? Geçmez. Bunların hepsi şehir efsanesi. Şunu yapabilirsiniz. Mesela bir tane bastınız geçmedi. İkinciyi bastınız geçmedi. 3 4 5 geçmedi arkadaşlar. Başka bir vezire geçin. Onda da 4 5 tane basın. Ya, totalde 9-10 tane paya bassınız Geçmiyorsa zorlamayın arkadaşlar. Biraz ara verin. 1 saat, 2 saat, 10 dakika, 20 dakika neyse artık. Biraz ara verdikten sonra tekrar deneyin. Bunu yapabilirsiniz. Çünkü fazla da zorlamanın mantığı yok. Anlamı yok arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyebilirim. Bunu uygulayabilirsiniz. Bir sonraki sorumuz neymiş? Lütfen muhteşem parçaların daha kolay toplama veya elde etme yollarını gösterir misiniz? Aslında göstermeyi çok isterdim ama şu an etkinliği yok. Saat 12'den sonra etkinlik gelecek. O yüzden arkadaşlar sadece isimlerini söyleyebilirim. Yetenek etkinliğinde çok güzel, muhteşem parçası elde ediyorsunuz. Yani uyum parçası, rozet parçası arkadaşlar. İkincisi de er meydanı. Yani yetenek ve er meydanlarında ilk 5 oynarsınız. ilk 5'e oynarsınız arkadaşlar. Oldukça güzel, muhteşem parçaları elde edersiniz. Ve uyumlamasını hızlı bir şekilde yapabilirsiniz bu vezirlerin. Bir başka arkadaşımız da yine bir soru sormuş. Abi tema nasıl alınıyor? Temalara gelelim öncelikle. Şöyle gördüğümden tema diyorum arkadaşlar. Şu varsayılan temamız zaten oyun tarafından, tarafından verilen bir tema. Yani sabit bir tema. Kış teması arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam incik boncuk etkinliğinde gelmişti. Sıralama ödülü olaraktan verilmişti. O şekilde elde ediliyordu. Daha sonradan paketle de verilmişti birkaç etkinlikte. Birkaç etkinlik değil hatta bir etkinlikte verildi. O hangi etkinlik hatırlamıyorum. Ama yüksek miktarlarda bir paket fiyatındaydı. Sonrasında yaş günü teması var arkadaşlar. Bu ikinci yılın kutlama ödüllerinde verilmişti. Gene paketle verildi bu. Yükleme ile ilgili bir şeydi. Öyle hatırlıyorum. O şekilde elde etmiştik. Daha sonrasında tekrardan paketle satıldı arkadaşlar bu temalar. Ve en son gece teması arkadaşlar. Bu da e, incik boncuk etkinliğinin olduğu zamanlar. İncik boncuk değil pardon şey olabilir. Osmanlı şekerlemeleri olabilir ismi. Mantık olarak aynı aslında. İnci boncukla Osmanlı şekerlemeleri aynı etkinlikler arkadaşlar. O etkinlikte verilmiştir Cadılar Bayramı teması vardı o zamanlar. İşte Cadılar Bayramı etkinliği vardı. O zaman verildi. Daha sonrasında paketle gene geçenlerde geçtiğimiz günlerdeki Cadılar Bayramı'nda tekrar verildi arkadaşlar. O şekilde elde ediliyor. Şu an için tekrardan bir elde etme fırsatı var mı? Yok. Ama önümüzdeki günlerde gelir mi? Gelebilir. Bu şekilde arkadaşın da sorusuna cevap vermiş olalım. Şimdi bir sonraki sorumuza gelelim. Ortalama bir hesap er meydanına skor kasmak için ne, neler yapmalı? Enduro'nun dövüş tecrübesi, DG vesaire neyden ne kadar olmalı demiş. Güzel bir soru. Şöyle söyleyeyim arkadaşın sorusuna cevap olarak. Er meydanı kasmak isteyen bir arkadaş şunu yapabilir. Bir yedek hesap oluşturaraktan 30-35 civarında bir kasarsa kendisine o hesaptan ve hepsini 60 seviyenin üstüne getirirse bu arkadaş bu yedek hesabı ile güzel skor elde edebilir Yetenek işte dövüş tecrübesi vesaire içinde arkadaşlar Şunu tavsiye edebilirim yetenekler kısmına geleyim 3-4 tane ana hesabı ana veziri olsun yani kemik kadrosu olsun benimkinler gibi Sonrasında da minimum 2.5k civarında Ufak yedek vezirleri de olmasını tavsiye edebilirim bu arkadaşa yani daha doğrusu bu şekilde Düşünen arkadaşlara Ama Yedek hesaba saldırması için de şöyle bir şey gerekiyor. 100 ya da 150 civarını hatta 150 olursa yetenek olarak. 150'ye kadar getirirse vezirlerin genelini. Er meydanında oldukça güzel skor elde edecektir. D3 tecrübesi ve işte e, DG'nin ne olması gerekiyor. Onu da şöyle gösterebilirim. Bakın burada gördüğünüz rakamların hepsi özelliğinin yanındaki rakamlar arkadaşlar. Bunun bu vezirin size verdiği devlet gücü. Yani bu Devlet gücü size er meydanında can olarak geri dönüyor. Yani 100-150 milyon civarında olursa canı o dövüşecek vezirin gayet işe yarayacaktır. Daha iyisi olursa, daha üstü olursa daha da işe yarayacaktır. Dövüş tecrübesi seviyesi de arkadaşlar 350-400 civarında yaparsanız genelleme olarak gerçekten işinize yarayacaktır. Yani şunu söylüyorum. En az 150-200 civarında yetenek yapın genel vezirlerinizi genel olarak. 2500 ve üzerinde de kemik kadronuzdaki vezirleri geliştirin yetenek olarak. İşte devlet güçleri 100-150 milyon civarı olursa gayet güzel bir er skoru elde edersiniz diye düşünüyorum. Bu tabi rakiplerinize de bağlı sunucunuzdaki. Sonraki sorumuza geçelim isterseniz. koalisyon savaşı demiş ama koalisyon savaşı ile ilgili ne sormak istediğini anlamadım arkadaşım. Ama genel olarak koalisyon savaşı ayda bir geleceği söylenen bir etkinlik ve benim sevmediğim bir etkinlik, etkinlik oldu. Çünkü çok sıkıntılar yaşadık, çok sorunlar yaşadık arkadaşlar. Bu yüzden ben sevemedim. Yani sonraki etkinlikte belki her şey değişebilir ama geçtiğimiz etkinlik bir fiyaskoydu açıkçası. Bu konuda fazla konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. Payeler neye göre tutup tutmuyor? Saatim var yoksa günüm var? veya oyunda pek aktif olmayan saatlerde mi basılmalıdır diye bir soru gelmiş. Basmalıyız diye. Şunu söyleyeyim az önce de cevapladım arkadaşlar. Bu sorulardaki söylediklerinin hepsi şehir efsanesi. Yok şu saatte bastım. Yok köpekler havladı. Yok işte kediler mi havladı. Şu saatte şunu yaptım. oyuncu Oyuncular gitti bunu bastım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu dediğim gibi tamamen şansa bağlı. Oyunu zaten genel yani geneli şans üzerine devam eden bir oyun. Yani ne yaparsanız yapın şansınız yaver gidiyorsa payınız geçecektir. Şansınız yoksa geçmeyecektir. Yeri geldi benim kızıl efterliğe zor geçen payeler mesela 10 tane ardı ardına geçtiği oldu. Yeri geldi 20-30 tane basıp da hiç geçiremediğim oldu. Yani olay şurada bitiyor. Sizin hırsınıza bağlı. Ne kadar çok hırs yaparsınız o kadar sizin için tehlikeli o kadar riskli arkadaşlar. Yani hırs yaptınız basıyorsunuz yanmaya başladı arkadaşlar durmasını bilmeniz gerekiyor çünkü geçmiyorsa zorlamanın hiçbir anlamı yok. O yüzden bazen durmasını bilmek gerekiyor. Ha kitap basınca sonrasında paya basınca geçiyor muydu? Denedim, geçiyordu. Ama geçmediği zamanlar oldu arkadaşlar. 5 kere geçtiyse 20 kere geçmedi oldu. Yani bu strateji doğru değil o zaman. Hani geçmediği zamanları düşünürsek işte şu saatte basınca geçiyor dediler. O saatte bastım, geçti. 3-5 tane geçti. Ertesi gün aynı saatte bastım geçmedi. Bu da arkadaşlar yani patladı elimizde bu strateji de olmadı. İşte oyuncuların olmadığı saatlerde deneyin dediler. Onu da denedim. Geçtiği de oldu geçmediği de oldu. Hatta şöyle bir şey oldu. Girit bilirsiniz ki arkadaşlar girit saati tüm oyuncular aktif olur ya da av saati. Ben bu saatlerde çok fazla tutturduğumu da biliyorum. Hiç tutturamadığımı da biliyorum. Yani bu saatle vesaire ile alakası yok. Oyuncu sayısıyla alakası yok. Oyunun en yoğun olduğu saatte de geçirdim. En boş olduğu saatte de geçirdim. Yani bunlar tamamen şansa bağlıdır. Ve bu şekilde sorularımızı bitirmiş olalım. Konuyu da daha fazla uzatmadan arkadaşlar klasik kapanışımızı yapalım. Şöyle profilimize gelerekten. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bildirimler özelliğini açaraktan yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Merak ettiğiniz başka sorular varsa bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.